Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok böyle sıcak, bulutun olmadığı, güneşli bir günde karşınızdayız. Bugünkü aracımız BMW 1.18i 2018 model. Şöyle göstereyim. Aracımız siyah. 136 beygir 1.5 motora sahip. Bu BMW'nin efsanevi şanzımanı, ZF şanzımanı aynı zamanda. Şimdi ben size şöyle hemen bir dışını geçeceğim. Ondan sonra içine geçiyoruz, sürüşle sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, aracın önüne geldik. Şimdi ön tarafta şöyle göstereyim. LED farlarımız var üst tarafta. Şurada BMW LED diye yazıyor zaten. Sinyallerimiz burada. LED farlarımız da mevcut. Aynı zamanda mercekli. Alt tarafta sislerimiz var. Ön park sensörleri. Şurada iki adet böbreğimiz var. Krom çerçeveli. Logomuz üstte. Şöyle yana doğru geçiyorum. 16 inç jant ve lastiği mevcut aracın. 4 fren disk bu arada. Aynalar gördüğünüz gibi sinyalli. Kapı kolları gövde renginde. Kapılarda çıtalar var. Bu arada bu aracın paketi One Edition. Onu unutmayalım. Arka tarafa geldik. Arka tarafta geri görüş kameramız ve park sensörlerimiz var. Hemen bagajını da göstereyim. 360 litre bagajı var. Gayet sınıfına göre makul. Zaten bu segmentte genelde bu ölçülerde. Şuradan tutarak kapatıyoruz. Şöyle bir adet sileceğimiz var. Yan taraf aynı. Üst tarafta gördüğünüz gibi sunroofumuz var. Köpek balığı antenimiz. Dışı böyle. Şimdi baş ve diz mesafesine geçiyorum. Evet, arka tarafa geçtik. Şimdi arkadaşlar arkada ben 1.80 boyundayım biliyorsunuz. Koltuk mesafesi bu şekilde. Yani şu oyuntu olmasa şurayla sıfır. Hatta dizimin ucu girdi. Baş mesafesi bu şekilde. Şurada bir oyuntu var. Tabi sunrooftan ötürü şöyle bir çıkıntı geldiği için burada bir alçaklık söz konusu ama arka tarafta biraz kurtarıyorsunuz. Kapılara gelirsem kapılarda şu üst taraflar çok hafif yumuşak. Böyle bir deri kaplaması gibi bir şey uygulanmış plastiğin üzerine. Burada kumaş var. Burası daha yumuşak. Burası da deri. Kapı kolları piyano bilek kaplama, şu açma kapama tuşu krom ama plastik. Arka tarafta bir kol dayamamız mevcut değil. Kol dayamamız yok. 3 adet başlığımız var. Arka kapılarda bir cep yok. Bu arada onu söyleyeyim. Buralara bir şey koyamıyorsunuz. Bu tek tuşla inip kaldırabiliyorsunuz. Arkada bir havalandırmamız var. Şu şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kapatıp açma. Yalnız şunu söyleyeyim, bu araçla arkada 3 kişi biraz zor yolculuk eder. Çok minyatür bir arkadaş burada gidebilir. Yani çünkü çok büyük bir şaft tüneli var. Şöyle göstereyim. Ben buraya oturduğum anda bu yol bana zindan. Gidemem yani. Dediğim gibi çok minyatür bir arkadaş gider. Yanlardan da zaten çalıyorsunuz bu şekilde. O yüzden arabanın arkası 2 kişilik. Şu lastik olması iyi olmuş. Ayak kiri, işte ne bileyim leke falan temizlenmesi daha kolay olur. Emniyet kemerlerimiz var. ISOFIX bağlantılarımız da burada. Bu şekilde. Evet. Arkasıyla da alakalı anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi ön tarafa geçelim. Arkadaşlar ön tarafa geldik. Ön tarafta bizi ne karşılıyor? Yumuşak bir konsolumuz var. Şöyle göstereyim. Her yeri yumuşak gördüğünüz gibi. Buralar sert. Şuraya kadar yumuşak. Öyle diyeyim. 6.7 inç ekranımız var. Etrafı piyano bilek kaplı. Hemen havalandırmaların etrafında da bir piyano bileğimiz var. Onun da altına bir krom bir çıta uygulanmış. CD çalarımız var araçta. Aynı zamanda dijital klimamız var göstergeli. Onun da etrafı piyano bilek. Şöyle havalandırmaların etrafına da bir krom uygulanmış. Şuradan şuraya kadar. Şöyle göstereyim. Direksiyonumuz yumuşak arkadaşlar. Şöyle deri, yumuşak deri. Ele tam oturuyor. Gayet kavrayabiliyorsunuz. Hani kimine büyük gelir ama gayet oturuyor.
Ekranlarımızla ilgili bize biraz bilgi verir misin kardeşim? Bu provizyon kadran diye geçiyor abi. BMW'nin yeni yaptığı bir şeydi. Daha önce mekanik kadran kullanıyorlar sadece. Şurada gördüğünüz kısım hayalet ekran. Evet. Şu ufak kısım. Geri kalan yine mekanik kadran ama ışıklı bir sistem galiba. Arabayı kapattığımızda simsiyah bir görüntü oluyor. Aynen. Onun dışında başka bir özelliği yok. Tamam. Arkadaşlar şurada bir tuş var. Şöyle göstereyim. Buradan bastığınızda şöyle yakıtla alakalı bilgilere ulaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ortalama tüketim 9.8. Aracın fabrika verileri 6.4 şehir içi diyor ama bunu yakalamak biraz zor gibi görünüyor. Aracımızda start stop var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda anahtarsız çalıştırma da mevcut. Burada silecek kollarımız, burada da sinyal kolumuz mevcut. Şurada far aydınlatma var, otomatik farımız var. Sislerimiz burada. Göstergeleri aydınlatıp ışık derecesini ayarladığınız düğmemiz burada. Buradan da far yükseklik ayarı. Aynalarımızın ayarı buradan. Katlanır aynamız yok. Şöyle buradan değiştiriyorsunuz yerini. Dört cam otomatik. Cam kilitleme tuşumuz. Kapılar arkada bahsetmiştim. Yumuşak diye. Arkada nasılsa önde de aynı. Gördüğünüz gibi buralar kumaş. Buralar yumuşak. Önde cebimiz var. Ön tarafta yani şöyle söyleyeyim. Şuraya 3 tane yarım litre su koyabilirsiniz. Buraya da aynı şunun gibi bir şişe koyabilirsiniz. Geri kalan peçetelik falan olur. Şöyle şurada 2 adet bardaklığımız var. Burada çakmaklık olmasa da şöyle bir kapak yapılmış. Sigara içmeyin diyorlar işte anlayın yani. Şöyle kapağı var. Bir alt modellerde zannedersem bu kapak yok. Bu eklenmiş. Onun da etrafı piyano bilek. Alışılagelmiş bildiğimiz BMW'nin otomatik vitesi. Burada da sürüş modlarımız var. ESP on off tuşumuz burada. Park sensörünü kapatabiliyorsunuz burada. Kamerayı da kapatabiliyorsunuz. Kamerayı da kapatabiliyorsun. Çok güzel. Hemen şöyle geleyim. iDrive'ımız burada. Gördüğünüz gibi onun da etrafı piyano bilek kaplı. El frenimiz bu şekilde yanlayıcılar için. Kol dayamamız şöyle hareketli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle çekiyoruz. İçi de bu şekilde. Bir kaplama yok içinde. Ama yani işinizi görür. İdare eder. Koltuklarımız kumaş bu arada bizim. Bunun deri olan versiyonları da var. Şöyle torpidoyu göstereyim. Torpidonun içi kaplı. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yeterli bir torpidosu var. Soğutma var mı torpidoda? Hayır yok. Soğutma yok. Burada şurada da bir gözü yok. Bunun sigorta gözü vardı. O yok bunda. Evet. Ön tarafı böyle. Senin eklemek istediğin tabii ki var. Şurada aynalarımız var. Gördüğünüz gibi ışıklı. Yan tarafta da mevcut ışıklı makyaj aynaları. Şöyle sunroofumuzu şöyle açıyoruz. Komple mi açılıyor? Perdeyi biz mi açıyoruz? Perdeyi biz açıyoruz. Perdeyi biz kapatıyoruz. Biz kapatıyoruz. Tamam ama açıyor normalde. Şu şekilde. Şunu da göstereyim. Biz kapatalım. Çok sıcak oldu çünkü. Kararan dikiz aynamız mevcut. Yağmur sensörümüz, park sensörümüz zaten var. Far sensörümüz de mevcut. Onun dışında Bluetooth'umuz var arabada. Hız sabitleyicimiz yok. Cruise kontrolümüz yok. Sadece limitleyicimiz var. Bunlar hep opsiyon tabii. Fiyata dahil. Bu arada 6 tane airbag var. Onu da söyleyeyim. Şimdi artık sürüşe geçelim. Evet, aracın sürüşüne geçtik arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben daha önce 3'te kullandım. Ama yani bu araba inanılmaz keyifli. Bir kere çok kıvrak, çok atik. Tabii o motorun o 1.5'in bir de o ZF'in verdiği performans. Modları da ayarlıyorsunuz. Yani harika bir keyif sunmuş. Lastikler bahsetmiştim 16 inç. Şimdi tümseklerden çukurlardan geçerken konfora geçtim direkt ama çünkü onu oradan başlamak istedim. Gerçekten çok yumuşak. Fısır fısır geçiyorsunuz. Konfor yönünden hiçbir sıkıntısı yok aracın. Direksiyon zaten hissiyatı çok güzel. Yani tam bir hissiyat olmasa da 10 numara bir hissiyatı var. Yumuşak bir direksiyon.
Şuradan bir hayırlısıyla bir geçelim. Evet, aracın konforundan bahsediyorduk. Şimdi arkadaşlar, arkada şöyle söyleyeyim, ben baş ve diz mesafesini anlatırken söyledim gerçi de. Bu araba çocuksuz aile için ve küçük aileler için bir araba. Yani çocuğunuz varsa sıkıntı yaşarsınız. Çünkü arkada maksimum 2 kişi seyahat eder. Üçüncü bir kişinin seyahat etmesi sıkıntılı bir seyahat olur. Onun için tercihinizi, geniş bir aileyseniz bu sizin tercihiniz olmayacak bir araba. Bunu tercih etmeyin. Onun dışında bekar arkadaşlara, bayanlara, yeni evlilere. Onun için bitirilmiş bir kaptan. Şimdi aracın sahibi benim aynı zamanda yeğenim Arda kardeşim. Şimdi aracıyla ilgili bilgileri ondan alacağız. Aracı ne zaman almış? Ne zamandır kullanıyor? Onun detaylarını alalım. Neden bunu tercih ettiğini de bir öğrenelim. Sonra sonlandıralım. Evet kardeşim. Aracı aşağı yukarı bir yıl önce aldık. 2019 Ağustos ayı gibiydi aşağı yukarı. Araç 1.5 motor. Hı hı. 136 beygir. 1.18 benzin. Evet. Aracı ikinci el olarak aldık biz. Teknik otobayinden kullanılmış otomobiller olarak. Hı-hı. Orada satışı gerçekleşiyor ikinci el otomobillerin. Ama sen bunu almak için mi gittiydin oraya? Yani bilerek mi gittin? Yok, hayır. Yani özellikle ben bir sınıfı araba istiyorum, işte BMW 1 alalım diye bir isteğim olmamıştı. İkinci el araç bakarken gözümüze çarptı. Oradaki satış müdürü de tanıdığımız olduğu için tavsiye etti aracı. Biz gittik baktık. Zaten şube müdürü kullanıyormuş aracı. Ufak bir kaza yaptıktan sonra aracı ikinci ele koymuşlar bayide. Bize de tavsiye ettiler. O şekilde biz de gittik, gördük, beğendik. Aldık. Çok da memnunum açıkçası. Güle güle kullan, çok güzel. Sağ ol, yani, teşekkür ederim abi. Çok böyle sıkıntısı olan bir araba değil. Fısır fısır pırıl pırıl bir araba. Zaten araba daha 20 binde. Evet. Böyle kusuru yok şu anda ve ben seninle buluştuğumdan beri kullanıyorum. Ne bir çatırtı, ne bir fısırtı, yani orasından burasından herhangi bir böyle bir ses, böyle ekstrem bir hareket almadım arabada. Evet. Aksine çok keyifli. Peki bundan şöyle söyleyeyim, memnun olmadığın yerler var mı aracın? Yani şöyle, ben sık sık şehirler arası yolculuk yapıyorum, İzmir Bursa arası. Hı hı. Uzun yolda belli bir hızın üstüne çıktığınız zaman yalıtımla alakalı bir problem ses var. Evet, yani ses yalıtımıyla alakalı bir şu problem anda var. Üzerindeki lastikler yeni. Evet, yeni lastikler var. Continental lastikler. Continental lastik var. Lastik, evet. Lastik seslerini içeriye çok net alıyoruz. Yani. Evet, alıyoruz. Bu tabii uzun yolda yüksek hızda daha fazla hissedilir olabiliyor. Benim hiç test ettin mi? Rüzgar sesi kaç kilometreden sonra, atıyorum 100 kilometre hızdan sonra mı, 120'den sonra mı içeriye alıyor? Yani 150'den sonra diyelim. 150 iyi limit. Evet. Çok iyi bir limit, çünkü bu araba C segmenti. Şimdi birçok C segmentinde, tabi premium C segmenti bu. Birçok C'de bu özellikler yok. Yani bu yumuşaklık olsun, bu konfor olsun yok. Ama tabi 150'de sesi içeriye alması da büyük bir başarı, bunu söyleyeyim. Evet. Ama yani tabi çok o ekstrem hızdaki bir örnek, ama hani sen de fark ettin. Şehir içi kullanımda da hani yalıtımı çok da iyi değil aracın. Çok iyi değil. Yani ya, premium bir araç yalıtımı olduğunu söyleyemeyiz. Evet, yani premium parası veriyorsun. Aynen. Premium kalitesi almıyorsun. Yok, o ses yani, konusu. Ses konusu, yalıtım konusunda evet, çok tatmin edici olduğunu söyleyemem. Evet, yani çünkü gerçekten bak şu anda lastik sesini, yol sesini alıyoruz. Olmasaymış, güzel olurmuş. Evet. Onun dışında aracı ilk aldığımızda üzerinde bir performans lastikleri vardı. Ondan dolayı virajlarda, dönüşlerde araba bayağı yanlıyordu yani. Atıyordu. Evet, bayağı atıyordu. O biraz problem yarattı ama hani onda ya, şimdi araba arkadan itiş olduğu için zaten son arkadan itiş. Son. Evet. Yeni kasasında bunu değiştirdiler zaten. Çıkış, evet. Zaten araba meyilli yani kaymaya ve üzerindeki o lastiklerle bayağı bir gidiyordu. Yani yancılığa hafif, meyilli. Evet, yancılığa çok meyilliydi. Yani çok güvenli bir sürüş sağlamıyordu ama lastik değiştirerek çözdük o işi. Aynen. Ve şu anda çok keyifli. Şimdi tabii ben şu anda hangi modda kullanıyorum bunu? Konfort'ta. Konfort'ta kullanıyorum. Eko Pro'yu aldığım zaman tepkiler hepten öldü. Çok hantal yani, bir araç oluyor. Şey, şu an tasarruf amaçlı. Evet, evet, evet. Kullanım onu istiyor senden. Zaten şuradan göstergelerden gösteriyor. Gaza ne kadar yüklendiğinizi, evet, işte yüklendiğinde nereye varacağını gösteriyor. Aynen, aynen. Şöyle sport modu alayım. Abi
şanzımanla spora çekersen daha da o öpten değişti. Tepkiler farklı olur ve direksiyon birdenbire çok sertleşiyor. Evet, sertleşti. Ve muazzam. Hemen 6000'i görüyoruz. Evet. Çok güzel inmeleniyor. Ya bu şanzıman zaten efsane. Evet. Gerçekten. Vites geçişleri falan yağ gibi yani. Ya yani bir DSG şanzıman, bir de bu hakikaten vites geçişlerinde. Evet. Lokum gibi. E bir sportla devam edelim ya. Tabii. Gayet keyifliymiş. Evet. Onun dışında yani şöyle söyleyeyim. İç, ya ön taraf bir kere tam böyle size göre yapılmış. Ön taraf şöyle şu ön panel bize dönük. Yani evet. Tamamen sürücü odaklı. Sürücü odaklı bir araç. Yani sürücü odaklı yapılmış bir ön konsol. Ya zaten BMW'yi muadil markalarıyla karşılaştırdığınızda işte Audi ile Mercedes de olsun. Daha sürücü odaklı bir araç. Evet. Daha sürüş keyfine odaklanan dinamikleri evet. Var araçların. Evet, aynen öyle. O yüzden bu araçta da onu hissedebiliyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi yakıt tüketimini biraz söyleyelim size. Şimdi arkadaşlar, fabrika verilerinde şehir içi 6.4 diyor. Şehir dışı 4.6. Sen bunları yersen. Gördün mü? Evet. Katalogda gördük. Yazıyor, evet. Katalogda yazıyor. Fabrika verileri tabii ki yalan. Evet. Bunları yakalamanız imkansız. Şu andaki bu yakıt fiyatlarıyla ve trafiğin yoğunluğuyla bunu yakalamanız imkansız arkadaşlar. Yani arabayı geri sürerseniz belki. Ya da geri geri aynen. O yüzden gerçek veri şu anda önümde duruyor. 9.8 ve çok böyle performanslı, sürekli hız yapan bir araç değil. Bu normal, susuz kullanılan bir araba. Çok dikkat ederseniz belki 8'lere indirirsiniz. Evet. Yani uzun yolda da 5-5.5 falan olur herhalde. 90'la falan. 90'la. Yani onu görürsünüz. Sabırlı yolcular, sabırlı sürücüler. Aynen. 5'leri görür. 4.5'ü zannetmiyorum abi, göremez yani. Yol tutuşu nasıl Arda aracın? Yani yol tutuşu mesela salona şu yolu var mı? Yok. Hayır yok. Ama şöyle dediğim gibi yani arkadan itiş olduğu için her zaman bir gitmeye meyilli araba. Bir tetikleyicilik var değil var, mi? Var evet var ama o da şöyle hani bir güvensizlik tabii ki hissettirmiyor. Yok, çok güvenli, çok oturaklı. Evet. Ve yani o arkanın, arka tarafın böyle kendini atmaya meyilli olması bir güvensizlik hissettirmiyor. Şöyle aracı kullanmaya başladıktan sonra alışınca nerede ne kadar atacağını zaten evet. Anlıyorsunuz arabanın evet. Artık. Evet. Bir de bu arabaya alışman için çok zorlanmıyorsun. Çünkü araba sana kendini bırakıyor yani. Çok çabuk adapte olabiliyorsun. Çok karmaşık bir araba değil. Evet. Arabayı hissediyorsun bir süre sonra yani. Evet. Onun için kaydırmazsınız arkadaşlar. Problem yok yani. Çok böyle bu yapmadığı sürece sıkıntı yok. Şimdi tabii şu iDrive'dan da bahsedelim biraz. Şimdi şurada bir joystick'imiz var arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki ekrana da müdahale edebiliyoruz. Araçta Bluetooth olduğu için bağlanabiliyorsunuz. Oradan şu anda Bluetooth'u gösteriyor. Buradan başka nelere müdahale edebiliyoruz kardeşim? Yani arabanın menü tuşu var burada. Menü tuşundan arabanın bilgilerine gidebiliyorsunuz. Yani şu şekilde de görebilirsiniz. İşte medya, radyo, iletişim. Burada aracım var. En önemli kısım bu muhtemelen. İşte araç ayarları, iDrive ayarları, ana menü içerikleri, araç durumu ve sürüş bilgisiyle alakalı buradan aracın bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Mesajlar kısmında da araçta yoluna gitmemişler varsa onun uyarısı bildirim olarak buraya geliyor. Onlara ulaşabiliyorsunuz. iDrive'ı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki bir de bunda BMW'yi arama gibi bir odise var galiba. Var evet. Onun tuşu burada. Bu gördüğünüz buradan açılıyor. Buna bir süre basılı tuttuktan sonra otomatik olarak bağlanıyorsunuz. Ama umuyoruz ki kimsenin ihtiyacı olmaz tabii. İnşallah. Yani böyle ciddi kazalarda da zannedersem kendisi arıyor. Kendisi evet. Kendisi sizin konumunuzu bildiriyor. Evet çok güzel. Bu şekilde. Polis ambulansa. Evet artık. Allah nasıl canım. İnşallah. Onun dışında çok güzel yani. Evet. iDrive güzel bir evet. Özellik. Kullanışlı. Olan müziğinizi kontrol edebiliyorsunuz tabii ki. Yani. Teyip edemeni hallediyorsun. Çok iyi ya. Gayet kullanışlı, konforlu. Yani bahsetmediğimiz başka bir şey var mı kardeşim? Yok, seni abi. Söylemek istediğim. Hayır yok. Direksiyonda zaten buradan telefon işte konuşma tuşları var. Buradan açıyorsunuz, cevaplayıp kapatıyorsunuz falan filan. Dediğimiz gibi direksiyonda çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi işte sade. Burada limitleyicimiz var.
Onun dışında da arabamız güzel arkadaşlar. Tavsiye ederiz almak isteyenlere. Dediğimiz gibi kalabalık bir ailesiniz etmiyoruz. O zaman testimizi sonlandıralım. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi benimle paylaşın arkadaşlar. Şöyle yaparsanız da güzel olur. Ya da şunu da çek abi gibi. Ya da arkadaşım nasıl görüyorsanız. Paylaşın benimle. Ben de elimden geldiğince yapmaya gayret göstereyim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. İyi günler. Kendinize iyi bakın.